hatırlatma bağımından. Aranızda birkaç kişi olsun, cemaat olsun, böyle ayaklara gelsin, Allah'ın emirlerinden, ayetlerinden, hadislerden hatırlatsın. Hatırlatmak iman eden kullara fayda verir. Onun için elhamdülillah hepimiz imanlıyız, hamdolsun. Ama yetiyor mu, bitiyor mu? Bitmiyor. Mevlamız Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Ellezine okullar ki amenu, iman ettiler ve aminu salihat. Bir de ameli salih işlediler. Ameli salih nedir? İslam'ın 5 şartıdır. Haramlardan uzak durmak, yumuşak huy, güzel ahlak, ana babanın duasını almak. Hepsi bir paket halinde. Onun için imanımızın yanına bunları da koyalım inşallah. Zaten biliyorsunuz iman hadisesi yatarken, uyurken, otururken şu kalbin tasdiki. İman bu. Allah'a iman, meleklere, kitaplara, peygambere hep bizi bunlara inanmışız elhamdülillah. Yanında istenilen şu ömrümüzü, şu hayatımızı Allah'ımızın emrine uygun şekilde yürütmek. Allah hepimize bunu nasip eylesin. Bak güneşi görüyorsunuz. Emri dinliyor. Bak dedi Allah-u Teala, bir anda her taraf kapkaranlık oldu. Değil mi? Sabahleyin doğ diyecek, her taraf doğacak. Dünya kurulduğundan batacağına kadar hepsi laf dinliyor. Tavuğa emrediyor, yumurta yap, yumurta yapıyor. İnek süt veriyor. Arı bal yapıyor. Hepsinin kainatta bir vazifesi var. Peki insanoğlunun bir vazifesi yok mu? Bu vazife nedir? Bizim vazifemiz nedir? Bütün bak kainat insana hizmetçi. Allah da bizden kulluk vazifesi istiyor. En büyük vazifemiz rükû etmek, secde etmek. Günde 5 kere Allah'ın huzuruna varmak. İş bununla başlıyor. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor. Es-salatu imadüttin. Namaz dinin direğidir. Kafirle mümini ayırt eden tek canlı örnek rükû secde 5 vakit namazdır. Allah rızası için sizlere yalvarıyoruz. 5 vakit namazlarımızı kılalım. Kılmayan kalmasın. Görüyorsunuz dünyanın hali, değil mi? Huzur kalmadı, mutluluk kalmadı, bereket kalmadı. Çoluk çocuk kimseyi dinlemiyor. Efendim evde hanımlar ayrı bir dert. Niye? İbadet yok. 5 defa oyun eğlence, türlü türlü nimetleri yiyip içiyoruz. Karşılığında borcumuz olan borcumuzu vermiyoruz. 5 vakit namazları kılalım. Camiyi, cemaati dolduralım. Bu hayat bir daha ele geçmez. İlk ve tek geliş şansımız. İkinci bir gelme şansımız yok. Bir adam iş kurar, dükkan açar ama iflas eder. İflas ettikten sonra 10 sene sonra toparlar, bir daha açar. Değil mi? Allah nasip eder, rızık verir, bir ikinci dükkan açar. Ama bu böyle değil ki. Son nefesi verdikten sonra ikinci bir dünyaya gelme şansımız yok. Onun için yarın ahirete gittiği zaman pişmanlık var ebedi. Allah bizi onlardan olmaktan muhafaza eylesin. İnşallah 5 vakitleri kılar, ibadetleri yaşayar. Haramlardan bilhassa uzak durmak Allah hepimize nasip eylesin. Ameli salih dedik değil mi? İmanın yanında ameli salih. Bir A şıkkı ibadetleri yaşamak, B şıkkı da haramlardan uzak durmak. İçkiden, kumardan, zinadan Allah hepimizi muhafaza eylesin. Yiyeceğimiz 3-5 lokma onu da harama karıştırmadan Allah evlatlarımızı da hayırlı eylesin inşallah. Son olarak bitiriyorum. Peygamberimiz duyuyor ki temutune kema taişun. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Su testisi su yolunda kırılıyor. Bak nice haberler geliyor. Videoları çıkıyor değil mi? Mısır'da mübarek zat hayatı boyunca Kur'an okumuş. Aşır okurken ruhunu teslim ediyor. Diğer tarafta Allah muhafaza içki içerken ruhunu teslim ediyor. Yani hayat yaşantı çok önemli. Namazla, abdestle yaşayalım. Azrail Aleyhisselam bizi geldiği zaman nasıl ona yakalanmak isteriz? Değil mi? Namazla, abdestle. Güzel bir günde, bir kandil gecesi gibi, Ramazan gibi güzel bir günde ruhumuzu teslim etmek. İşte aynı o şekilde yaşayalım. Tek Ramazan'dan Ramazan'a değil de bütün hayatımız Allah'a kulluk ile geçsin ki ölüm bizi o şekilde yakalasın. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Başınızı ağrıttık, hakkınızı helal edin. Allah hepinizden razı olsun. Hep kardeşiz, birbirimizin iyiliğini isteriz. İnsan ne için yaşar? Dini için yaşar, namusu için yaşar. Bunlar da elden gitti mi daha yaşamanın kıymeti kalmaz. Bak etrafımızda bütün her taraf değil mi? Irak'ı, Suriye'si, şurası, burası. Yani ne olacağımız belli değil, yarınımız belli değil. Kurbanlık koyunlar gibiyiz. İleride başımıza ne olacak? Acaba deprem mi olacak, savaş mı olacak? Biz hala zevk, sefa, oyun, eğlence, cami iki saat dolmuyor. İnşallah biraz dönüş yapalım. Aklımızı başımıza alalım. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Kendime, size konuştum mu? İlk önce kendime konuşuyorum, sonra size. Hepimiz aynıyız, dört dörtlük değiliz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Peki Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Allah razı olsun. Delik.